Beni daha zeki yapabilir misin? Allah'tan kork. Hayır. Şimdi senin buna şey tipi bir yaklaşımın var. O benim hoşuma gidiyor da zeka lazım mı? O kadar da lazım mı? Beni daha zeki yapabilir misin? Beni daha başarılı yapabilir misin? Beni daha özgüvenli yapabilir misin diye soranlara o istediğin şeyin ne olduğunu biliyor musun diye soruyorum. Mesela zeki. Eğer çok zeki olmak istiyorsan bilgisayar al. Çünkü çoğu insanın zeka tanımı bilgisayarın yaptığı iş. Hmm. Bilgisayar en hızlısını al, en zeki sen olursun yani. Ama zeka ne acaba? Ne acaba zeka? Problem çözme becerisi. Adı bu. Hmm. Ama hiçbir şey... mesela benim senin soruna cevap verebilmem. Yani bu soruya milyonlarca cevap verilebilir. Milyonlarca zeka tipi var demek ki. Hmm. Milyonlarca zeka yolu var. Ama biz belli bir zeka yolunu hep önemsediğimiz için belli bir zeka tarzını, sayısal zeka, işlemsel zeka, algoritmik zeka, her şey oymuş gibi davranıyor. Peki şöyle desem yerli yerine oturuyorum. Bu kelimenin aslında tam olarak kapsamını hem kapsamında hem fikir değiliz dünya olarak. Evet. Doğru mu? Bir model kurup anlayabileceğimiz kadar kompleks ve uçucu bir kavram. Nasıl ki başarıyı sınava endekslediğinde sınav başarısı adını alıyor ve anlaşılır bir şeye dönüşüyor. Zekada hani okul zekası, işte okulda başarı zeka, IQ dedin mi anlaşılır bir şeye dönüşüyor. Halbuki tabiatta sorun çözebilme aralığını düşünürsen zeka sonsuz çeşitliliğe sahip bir şey olmalı. Yani farklı durumlarda, farklı havalarda, farklı zamanlarda bir organizmanın sorun çözebilmek için karşılaşacağı şeyleri düşün. Zekayla ilgili bana şöyle geliyor da, biz bir şeyi kendimizle alakalı kocaman bir şeyi anlamak istiyoruz. Çok işlevsel ve işimize gelen bir bölümünü tutmuşuz, bir bölümüyle yani fili kulağıyla fili tanımlamaya çalışmak gibi süper geliyor. Doğru. Aynen öyle. Çünkü yani bir şeyin zeki olabilmesi için aslında iki tane filtreden geçiyor yani bir şeye zekice refleks verebilmen için. Bunlardan bir tanesi hani şöyle tarif ediyorum masadayken, bunun doğruluğunu yanlışlığını da beraber denetlemek istiyorum. Bir olayla karşılaştık, bir problemle karşılaştık. Sabahleyin kalktık ve açız, karnımızı doyuracağız bir şeyle alakalı. Birinci bununla alakalı eylem gösterebilmemizi sağlayacak olan birinci parametre bedenimizin kendisi. Aynen. Kalkabilecek bir bedene sahip olmak gerekiyor. Robotik zeka. Şeydi yani karnı çok aç olan bir adamın aynı zamanda kalçasına bıçak sokuyor olsa yani hani bu başka yani o bedenin sağlıklı ve dengeli durumda olması lazım birinci parametre. İkinci filtre ya da parametre. Bu arada Türkçe kelime kullandığı bana çok dövüyorlar konuyla alakalı. Parametrenin Türkçesi ne? Değişken. Evet. İkinci değişken. Bravo. Teşekkür Ozan'ın ediyorum Ozan. Bu. Evet. Ozan 24 yıldır bunun için. Bu işte. Çok iyiymiş. Teşekkür ediyorum gerçekten. İkinci değişken duygu durumu. Yani dışarıdan edindiğimiz bilgileri duygusal bir şeye dönüştürüyoruz. Kendimizi nasıl hissettiğimiz, neyle dönüştüreceğimiz. Sonra zihin, hafıza, akıl, zeka falan diye bir başka bir şey geliyor. Yani senin ne kadar zeki olduğunu, bedenin ne kadar iyi olduğu, hangi duygu durumlarında olduğunla ilgili bir bağı var. Biz sadece zekadan konuşuyorken, yani çocuğa bakıyorsun muhteşem bir zekaya sahip ama konuşamıyor. Tabii. Çünkü duygusal olarak henüz sosyal ortamda konuşabilme becerisini edinememiş. Ama yani işte orada... zeka tiplerini bölerek çözmeye çalışıyoruz o da beyhude. Yani. Beyhude yani hani bunun bütünsel bir dengede bir hareketi varmış gibi geliyor. Şimdi masadayken hep en çok tavlayıcı hala sosyal medyaya yazdığında yani daha zeki olmak için yapman gereken 10 şey. Beynin ve zekanı geliştirmek için bilmen gereken 8 şey dediğimde herkes oraya bir tıklıyor ya hani konuyla ilgili. Herkesin hala büyük bir açlık hissettiği konu. Halbuki bunu anlatamama, bunun sınırına gelme. Yani zekanın buradaki belki de en küçük değer. Yani bedenini sağlıklı durumda tut, duygusal durumunu doğru durumda tut. Çok kızgınsa sen istersen 160 IQ'da bir adam ol. Doğru karar verme ihtimali yok. Tabii. O değişken, o filtre onun %80'ini emdi gitti. %20'si çıktı bu tarafa. Aynen. Ancak o kadarla gelebildim. Buna bütünsel bakacak, bunun üçünü dengede tutacak bir tanım var mı? Akıl, fikir, zihin, işte... bedenin kendisi, duygular, falan. Hepsine dengede olmaya... Bana en çok akıl hitap ediyor. Akıl yani, bunları kapsıyor mu? Şöyle... Akılda sanki... Benim benzetmem biraz... şu, kim... Ben yapmadım ama birisi yaptı bunu hatırlamıyorum. Kaynağı olsa veririm. Yok Allah sizi inandırsın. Zeka bir kısrak, akıl ise süvarisi. Üzerinde oturup onu süren şey. Şimdi zeka
çok güçlüdür, zaten güçlüdür. Ama ne tarafa sürüleceği, hangi anlama yönlendirileceği, hangi soruna odaklandırılacağı falan akıl tarafından karar verilen bir şey. Şimdi benim için daha kapsayıcı gelen şey o yüzden akıl. Akıl zaten daha evvel konuştuk, bağlayabilme, hikaye oluşturabilme, anlam verebilme yetisi anlamına geliyor. O bana daha çok dış dünyanın getirdiği kültürle ilgiliymiş gibi gelir. Hı-hı. Akıl. Akılın içerisinde birazcık şey de var. Yani. Sorun şu, bunlar aslında ayrılabilir şeyler değil. Biz bak demin dedim ya, zekayı bile sınav zekasına indirgeyebilen bir ırkın ahvadıyız. Yani zeka bile tek başına çok kompleks ama zeka da bir kategori, akıl da bir kategori, zihin de bir kategori, duygu da, bilinç de, neyse algı da, bunların hepsi ayrı ayrı kategoriler ama adına genel olarak zihin dediğimiz şey bunların hepsinin beraber işte meczu olduğu bir yer yani. Beraber bunlar. Ama mesela o zihin veçeleri. Zihin tanımını yaparken işin içerisinde duygular ve beden de var mı? Emin hepsi değil. Var. Zihinde hepsi var. Yani zihin tanımı, mind dediğimiz şey, mind bunların hepsini içeriyor. İngilizce mind'ı biz zihin diye çeviriyoruz. Hani bunun da kişisel kullanımda farkları olabilir ama en azından şu anda bilimsel literatürde kullandığımız halini söyleyeyim. Zihin en kapsayıcı ifade şu anda. Ama mesela bilinç zihnin bir parçası, akıl bir parçası, zeka bir parçası. Bedenimiz de bir parçası. Bedenimiz de bir parçası tabii. Duygularımız da bir parçası. Ve bu arada zihin... Duygularımız da zihnin bir parçası, parçası mı? Parçası. Direkt tam ortasında. Peki yani. O zaman mesela şöyle diyebilir miyiz? Zihni yüksek ya da düşük, böyle bir tanım var mı? Yok işte. Zihin çünkü... Hani nasıl diyeyim, evren gibi bir şey, tamam mı? Büyük evren, küçük evren yok. Ya bu işin evreni zihin. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Birileri çok zeki olabilir ama duygusal durumunu dengede tutamadığı için sosyal olarak, sosyal ölçüde bir sürü şeyde eksiklik yaşayabilir. Birileri duygusal anlamda çok beceriklidir. Zihinsel kabiliyetleri zayıf olduğu için başka bir şeydir. Birisi bedensel olarak çok iyi hisseder ama şurası eksiktir falan. Aslında bizi hem kendimizi gerçekleştirme, iyi hissetme adına hem de sosyal olarak, toplumsal olarak güzel, yani güzel örgütlenebilme adına bunların hepsini dengeli kullanma zaruriyetimiz var ya, dengede, doğru biçimde fark ederek. Bunun hepsinin üst tanımı zihinse eğer, bunu yapabilenlerle yapamayanlar arasındaki ayrım için zekada olduğu gibi, bedende olduğu gibi ya da duygusal durumda da tarif edebiliyoruz. Yani kızgın, az kızgın, çok duygusal, çok üzüntülü, çok sevinçli diye tarif edebildiğimiz gibi zihinle de ilgili çoklu, bir ölçmeli bir şey olmalıymış gibi geliyor. Yani ben bir adamla karşılaştım, bunu başka bir zaman sana sohbet etmeyi istiyorum. Yani işe birini alırken neye dikkat edersin de. Muhtemelen çok zeki adam falan. Evet yani üzerine de azıcık, o da güzel bir soru. Konu üzerine konuşmak açısından. Ama orada talep edeceğin şey zeka olmayacaktır muhtemelen. Bunları dengeli kullanabiliyor mu? Duygusal anlamda kendi farkındalıklarını yeterince geliştirmiş mi? Zekasını bu duygusal gelişkinlikleri birlikte pozisyonlayabiliyor mu? Bunu anlamlı bir değere ve büyük hikayelere bağlamış mı gibi bir şeyler soracaksındır muhtemel. Öyle tahmin ediyorum şeyde. O zaman bu adamla bunu yapamamış adam arasında bir ayrım gerekiyor. Yani daha çok zeki olmaya çalışmak anlamlı değilmiş gibi. Bunları dengeli kullanmak anlamlıymış gibi geliyor. Adı var ya bunun. Ne adı? Açık beyin. Anlatmaya çalıştığımız şey bu zaten. Şimdi bak, zeka aslında bütün zihinsel donanım. Bugün beyinle temsil edip anlatmaya çalıştığım zaman aslında bir organizma, hatta bir organizma grubu olarak, yani bütün bir insan topluluğu olarak bizi dünyada hayatta tutan şey adaptasyon becerisi. Zeka diğer bütün fakültelerle beraber adapte olmayı sağladı mı? Yani bize avantaj getirdi mi kıymetli? Şimdi delilerin yanında deli gibi davranabilmek çocukla çocuk olmaz. Cem Yılmaz'ı izliyor, birçok adam lan ne zeki herif. Şimdi ne demek Cem Yılmaz orada kuantum fiziği problemi çözüyor. Ama ne yapıyor? Öyle bir şey bir bağlıyor ki seni şaşırtıyor. O bağlantıyı kurabilme. Mesela işte orada adamın aklının çalışma biçimi bizi hayrete düşürüyor. Ne anlatıyordum ben? Dedi o. Cevapla yoksa buna sormak zorunda kalır. Durduk yerde 10 dakika geriye götürecek bizi. Çocuklarla rahatlıkla saatlerce oynayabilen işte o dedeler, nineler neyse, o hani bize dışarıdan bakınca çok sabırlıymış gibi geliyor ama aslında orada çok eğlenen insanız. O adaptasyon zekası çok yüksek. Hakikaten açık beyin derken aslında böyle bir şey, bir adaptasyon kapasitesinin artışını kastediyoruz. Bak, birçok insan belli ortamlarda yeterince zekidir. Zekiyi tırnak içinde kullanıyorum. Sorun çözer, hayatta kalır. Oradaki o ortamın izin verdiği değişiklik aralığına uyum sağlayabilir. Ama bunu al, mesela bizim Kaz Dağları'ndaki yaşam okuluna götür.
sudan çıkmış balığa dönüyor. Ya orada da homo sapiens yaşıyor. Daha bir göbek öncesi ataları belki köyde yaşıyordu. Fakat oradaki imkanlar için eğer önceden ya bu sene abi marjinal bir tatil yapalım, sırt çantamızı takalım, vuralım Kaz Dağları'na gibi bir ön motivasyonla çıkmamışsa yola, bir anda kendini beklenmedik bir yerde bulduğunda herkesin yediği, içtiği, yaşadığı, hayatta kaldığı bir yerde abuklaşabiliyor. Eli ayağı birbirine, ben çok gördüm. Eli ayağı dolaşan adam gördüm. Halbuki yapacağı şey standart. Kaşığı sokacak, yiyecek yani. Onu bile yapamayan insan oluyor. Ay nereye oturacağım, neyi nereye dedireceğim falan. Şimdi bu çok kısıtlı bir ortamda, şekillendirilmiş ve yapılandırılmış bir vasatta ortaya konabilen bir davranış biçimi. Buna zeka demek hakaret zekaya. Zeka orada da, burada da, şurada da, Mars'ta da, suyun altında da yaşayabilecek adaptasyon kapasitesinin içerisinde muhafaza ettikçe yüksektir. Biz çocuklarımıza yaptığımız IQ ölçümleri sonucunda, yaptığımız yönlendirmeler neticesinde enteresan bir yol çiziyoruz. Bu algoritmik ve kısıtlı şartlarda geçerli zekanın en dar tipine göre çocukları seçip orada da en efendim böyle odaklı gidene en iyi notu, en iyi diplomayı, en iyi maaşı falan vermeye çalışıyoruz. Halbuki gerçek zeka geniş bir aralığa adaptasyon kapasitesi. Ne kadar geniş aralığa adapte olabilirsen, uyum sağlayabilirsen aslında zeka o kadar yüksektir. Ben bir insanda temelde yani eşim, dostum, arkadaşım, öğrencim, büyük, büyük küçük neyse aradığım temel özellik bu. Farklı durumlarda nasıl davranıyor? Yani farklı hallerde. Bir insan mesela hep aynı yerde görmek o yüzden o insan için bana enformasyon değil. Yolculukta tanırsın hikayesi var ya çok zekice. Şimdi dış koşulların değişiminin etkisi böyle ama bu bir yandan dış koşullardan bağımsız iç koşullar da var. Adam bu söylediğin anlamda geniş bir açıyla uyum sağlama kabiliyetine sahip olabilir ama şeker hastası olabilir. Hı hı. Şeker hastası olduğu için sadece bak bedenindeki olan bir arızadan tabii, kaynaklı aynen. Kesikli zeki davranır. Hı hı. Çünkü şeker hastalığını kendine getirdiği duygusal baskı, fiziksel şey var, bilmem tabii. Neden kaynaklı. Bugün çok zekice davranabilir, önümüzdeki bir hafta boyunca zekice davranamayabilir. Hı hı. Yani bu bir kesiklilik oluşturdu. Ya da duygusal hayatını sağlıklı yönetemediği için yine geniş bir açıyla zeki olabilir. Birçok coğrafyaya ya da birçok şeye ait becerisi, yatkınlıkları üzerine düşünme kabiliyeti olabilir. Ama duygularındaki dalgalanmaları sağlıklı yönetemediği için çok kıskanç kültürden yetişmiş ve kız arkadaşıyla kalabalık bir ortamın içerisinde zekasını kaybeder, 8 yaşında çocuk refleksi verir. Yani doğru. O adamın bu refleksi nasıl verdiğini anlayamıyor. O adam yani arka tarafta fizikle ilgili deli şeyler çalışıyor olabilir ama ki bunun örnekleri de çok biliyorsun. Hani burada kız arkadaşıyla gittiği akşam toplantısında yumruk atmaya çalışan adama dönebilir. Yani bu fotoğrafın oluşturan parametreler için sanki bir ölçme aracı daha gelişmesi gerekiyormuş gibi geliyor bana. Çünkü biz bununla alakalı çok yanılıyoruz toplumda. Bazen çok acayip pozisyonlara düşüyoruz. Mesela sen ölçme aracı diyorsun. Benim bir bilim insanı olarak mesela bunun üstüne atlamam lazım. Ben tam tersini düşünüyorum. Mesela bunu ya bunu biliyorum aracı... ben de bu tarafı ha. Özellikle tam tersini düşündüğümü tabii biliyorum. De. Orayı kaşımak istiyorum. Tabii hani şey vicdan ve insaf bunun ölçme aracı. Bak şöyle bir şey anlatayım sana. Konuyla nasıl bağlayacağım bilmiyorum ama sen bağlarsın, izleyenler de çoğu bağlar. Çünkü bizi takip eden de normal değil, onu biliyorum. Hani bu muhabbeti normal adam takip etmez zaten. Bizim rahmetli Victor Ananias vardı işte, Buday Derneği'nin kurucusu. İşte ölümüne kadar son 4-5 yılda hani Türkiye'nin en etkili 5 girişimcisinden biri falan sayılıyordu. İşte bu hep böyle netameli mevzular, çevre mevre konularında özellikle lokal insanları eğitmek, o yakındaki köylerdeki insanlara tarım öğretmek falan gibi çok acayip meraklar olan bir adamdı ama bu arkadaşımız hayatının büyük kısmını aşçılık yaparak dünyayı gezmekle geçirmiş. Şimdi o kadar farklı ortamlara girip çıkmış ve hayatta kalmak durumunda kalmış ki çok acayip bir hali vardı Victor'un. Şöyle bir şey anlatacağım. Şimdi Yaşam Okulu'nun ilk yaptığımız 2007 miydi 8 miydi tam yılını hatırlamıyorum. Oturuyoruz işte orada. Şimdi 20 benzemez adam var. Hepimizin dünya hakkında fikirleri farklı. Mesela oradaki ekip ağırlıklı olarak nükleer enerji karşıtı. Ben hala nükleer enerjiye karşı olmaya karşıyım. Çünkü yaşam tarzımıza bağlı bir durum var ortada. Şimdi onu tartışıyoruz. İşte kimisi dindar, kimisi anti-dindar. Militan ateisti var, sofusu var. Böyle bir karışık bir ortam. Şimdi tabii ki biz konuşurken her ne kadar yeni tanışmış kardeş, işte böyle sosyal kurallar içerisinde nazik olmaya çalışsak da tansiyon hafif hafif oynuyor. Ya Victor bir cümle söylüyor, oradaki tartışma vefat ediyor. Buraya bir cümle söylüyor, orası hak ile yeksan oluyor. En son artık
tarafsız olamayacağını düşündüğümüz bir yere geldik. Onun nükleer enerji. Çünkü Viktor çevreci bir adam. Çevre hareketleri var. Yani ekmek yaparken falan seyreden falan bir tip işte. Ya orada belli ki adamın pozisyonu. Ya nükleer enerjiyle ilgili öyle bir şey söyledi ki. Şimdi dedi siz dedi böyle tartışıyorsunuz ama dedi. Eğer bu olacaksa olacak. Olmayacaksa olmayacak. Bir kere işe bu açıdan bak. Amanın dedik biz yayıldık böyle yerlere. Bir anda herkes böyle tavada eriyen yağ gibi oldu. Şimdi bu adaptasyon becerisinin bana sorarsan en üst noktalarından bir tanesi. Herkesin adaptasyon becerisini dönüştürebilen bir şey. Şimdi zekaysa çok böyle bir sınavdan Türkiye birincisi falan olduğunu zannetmiyorum. Bilmiyorum o geçmişini sormadım da ama Viktor'un zekası yani dünyadaki zekaların birçoğunun toplamından üstündür. Yani çünkü o yaptığı, yarattığı değişim sadece kendisinin değil etrafındaki insanlara verdiği değişiklik esas zeka diye belki promosyonu yapmamız gereken, kutlamamız gereken şey olmalıydı. Ama biz zekadan başka bir şey anlıyoruz şimdi. Mesela arabulucular, barışçılar, hayali olan insanlar, inovatörler, bıtılıp bılıp bılıp. Şimdi bunların hepsini kendi modelimize sıkıştırınca biz Einstein'ı manyak gibi çalışan nerd bir çocuk zannediyoruz. Değil. Einstein'ın Fikirler ve Görüşler kitabı var, felsefi bir dünyası var, arka planda bir gazı niyazı var. Onlar olmadan o zeka olmuyor işte. O adaptasyon becerisi Viktor'da Türkiye'nin çevreci anlayışını dönüştüren bir harekete yol açarken bir başkasında uzay zamanın eğriliğini falan hesaplayan bir fizik teorisine dönüşebiliyor. Zeka bütüncül ve aslında bana sorarsan biraz sanatsal bir şey. Ölçülebilir bir şey değil. Sanatı ölçersen tadı kaçar. Zeka kaotik dünyanın her türlü gelişine vurabilmektir yani. Her türlü gelişine. Öyle bir futbolcu. Sadece orta sahada oynarım yemez o. Ne o futbol sahasının her yerinde gezen topçuya ne deniyor? Her yerine giden var mı öyle bir görev? Hiç futbol çok az. Önde var, ortada var. Gençler var mı? Yok. Yok mu? Bak futbol o yüzden. Olmaz işte. Olmaz. Her yere koşan adam lazım. En sevdiğim kaleci oluyor ya bazen. Kaleden çıkıyor gidiyor langırtıyor öbür tarafa gol atıyor. İşte o adam lazım. Ve o adam dünyada haber oluyor. O adam bilmem ne oluyor. Nereden nereye geldik ama zeka aslında böyle bir şey. Anlamadığımız bu. Anlatmamız gereken şey bu. Zeka o değil. Yani onun tanımı da yapılamaz. Kolay zeka değil. O değil. İşte hani ne üzerine o değil de... Şey gibi gerçek din bu değil. Zeka o değil. Ya yani zeka çok burnumuzun dibinde de çok baskılanan. Daha doğrusu yani... İş hayatında da, eğitimde de çok baskı nesnesi gibi kullanılan bir şey. Ve bu tuzağa herkes düşüyor. Hepimiz düşüyoruz yani. Yeterince zeki olup olmamak, yeterince zeki davranıp davranmadığımızla alakalı. Eş seçerken, iş seçerken ya da işte bir şey yaparken falan hep bu parametre işliyor zannediyoruz. Halbuki bunun işlemediğini, biz gerçekten bir şey gibi yani bir kulağı tutup adına her çok büyük bir şeye zeka dediğimiz ve büyük şeyin onda dokuzunu da henüz görmediğimizi düşünüyorum. Yani filin hortumu kuyruğu falan da sahi duygusal zeka, sosyal zeka, IQ bilmem ne. İşte ki bunlar bile kapsamıyor falan. Bence. Yani kapsamıyor, zekice tabii. Olmakla kapsanacak bir şey değilmiş değil. Gibi bu. Ama zihin bunların hepsini kapsıyor mu? En azından üzerine azıcık kaşımış olduk. Ya şöyle düşün, fil yerine kulağını konuşmaya başladığın zaman, kulak küçük bunu büyütelim dediğin zaman o filin, o fil türünün, o fil cinsi neyse çünkü fillerin de bir sürü farklı varyantı var. Büyük kulakla nasıl fonksiyon göstereceğini görememenin getirdiği körlük ve bunun neticesinde yapılan hatalar var. Yani bizim mesela okul IQ'sunu filin kulağı ya da hortumu gibi düşün. Bir filin hortumunu 18 metre yaparsan o ormanda ciddi sorun yaşar. Bugün evet. Mesela yüksek zekalı çocuk hayatta büyük sorun yaşıyor. Evet. Okulda başarılı oluyor, hayata bir çıkıyor. Diyor ki bunların hepsi aptal diyor. Ve ben bunların arasında yaşamak istemiyorum. Allah kahretsin ya marjinal olacağım ya arızalı bir tip olacağım falan filan. Bu, o sadece hortum cinsinden tanımlamayla işte. Körün fil hikayesi, Platon mu kim dedi ilk başta bilmiyorum ama hayata yaklaşımımızı aslında genel olarak anlatan bir şey olduğu için burada da çalışıyor. Biz her şeyi modelle anlıyoruz ki gerçek karmaşıklığını fehmedebilecek kafa yok bizde. Modelle anlayınca rahatlıyoruz. Zeka bu. Hikayeler de bu işe yarıyor. Yapay işte. Zeka diyoruz ya. Böyle bir terbiyesizlik var mı ya? Yapay zeka. Sanki normalini anladın, bunu ben yaptım. Yani bizim anladığımıza benzer çalıştığı için. Halbuki bak ya bak yani filmlerde oluyor ancak işte dostun seni kıskanan, arkanı kollayan, sana bilgece koşluk yapan tavsiyeler veren bilgisayarın var. Yok öyle bir şey değil o zeka. O başka bir şey. Ya da işte ayrılık acısında yanına sığındığın bir kompüterin var mı? Öyle değil o.
Orada başka bir şey var yani. Zekayı olduğu yere, ya olduğu yerden çıkarıp olması gereken yere yaymak lazım. Zeka kavramı zehirli kavramlardan bir tanesi maalesef bu anlamda. Hadi şey gibi diyelim yani, hani yemeği yemek yapmaz ama baharat gibi etken olabilir içerisinde diye belki söyleyeyim. Bu tanımladığımız zeka ancak baharat olur zaten. Evet. Ama işte belki ona eskilerden mi, ben sık sık yaparım onu, Osmanlıcadan falan belki sözcükler devşirmek lazım. Oraya böyle bir nütamet falan gibi bir şey bulsak, hani en azından o kelimenin üzerine bir şey inşa edip, bir hikaye inşa edip belki yeni bir şey tanımlayabiliriz. Bizim sorunumuz, hep derler ya bizim Türkiye'nin aydınlanma sorununu anlatırken, bu tip kelimeleri çeviri olarak kullanıyoruz. Daha önce mesela özgür irade meselesi çok tartıştık. Hmm. Mesela free will sözcüğünden çevirince sen sanki bir şey, bir kavram almış gibi. Hayır, bir laf alıyorsun. O kavramın arka planında orada Batı felsefesinin, düşünürlerinin bir müktesebatı var. Bir kültür var orada. Tabii ki, alakalı. Tabii ki. Mesela bizde de şimdi sen intelligence'ı zeka diye çevirdin. Yani sadece bir laf o. Zekayı neyle doldurur? Akıl dediğin şey. Ben niye akıl, işte slaytlarım var eğitimlerde. Bir de Arapça A, K, L harfleri koyuyorum. Kökeni bu. Etimolojisine gidiyoruz. Niye? Çünkü o kültürdeki anlamı bana bir şey açıklıyor ve anlattığım kişilerin zihninde bir şey uyandırabiliyor. Ama sen akıldır, akıllı ol yavrumdaki akılla bu, o bir değil. Akıllı ol yavrum, koyun gibi itaat et çocuğum demek. E koyunda akıl yok, ne yapacağız abi biz bunu? İşte kavram sadece lafa dönüşürse düşüncenin yakıtı da biter, böyle düşünemezsin üstünde. Bu zeka konusu, bugün bir kavramlar sözlüğü yazsak, ben sana söylüyorum, bir cildi götürür. Benim bildiğim değil. Buraya toplayabileceğin malzeme. Bilgilerin tümü bir cildi tabii götürür. Ve insanlık deneyimi, yani zeka konusunda bu zihinsel becerilerimizin, işte neyse o zeka diye nitelemeye çalıştığımız kısmı, onunla ilgili insanlık birikimi buraya doldurur. Çünkü Aristo'dan, Platon'dan, herkes bundan bahsediyor. Yani konuştuğumuz şeylerden, çok önemli şeylerden biri bu. Ya özetliyor olsak, şey desek doğru oluyor mu yani? Hani zeka diye kullandığımız kelime, zeka diye zannettiğim şeyi kapsamıyor. Değil. Zeka diye zannettiğim şeyin kendisi de o kadar önemli değil. Tarif ettiğimiz haliyle önemli. Önemli. Evet. Ama gerçek zeka, gerçek zeka, daha henüz tanımını bilmediğimiz ve hayata koyamadığımız gerçek zeka, bizim bu dünyadaki varlık nedenimiz bence. Bu bir umut oldu ama. Tabii. Bilemediğimiz taraflar. Oraya açılırsak. Oraya açılırsak yani. Diyorum ya, Victor'un zekası, bir çocuğun zekası, bir çocuğun o oyun oynarken belki zekası. Orada kullandığı Victor'un zeka değildir. İşte zekayı o tanıma dönüştürmeye uğraşıyorum. Yani evet, zeka evet. Kavramını bir şeyle doldurmaya. Çok şükür şimdiye kadar kimse pek bir şeyle dolduramamış. Hazır kavram boşken biz dolduralım diyor. Dolduralım buraya. Zaten çok konuşan tarihi yazar abi, bu sistem böyledir. Yani lafla peynir gemisi hakikaten yürüyor. Gerçekten yürüyor. Yani yeterince konuşursan, yeterince dolaşıma sokarsan, bizim bu zaten bu çalışmaları yapma sebebimiz de o. Kavramlara bir başka boyuttan bakabilmeyi ve anlamını zenginleştirebilmeyi. En azından sağlam. Böyle bir seçenek olduğunu fark ettirme. Elbette. Yani elbette. Böyle de bir seçenek var. Eğer işine yarıyorsa o senin seçenekte doldurulabilir bir şey oluyor. Ama şey. Bak tam zeka konusunda ciddiyim. Açık beyin o. Valla. Açık beyin. Ürün yerleştirme. Ozan'cığım şuraya bir tane açık beyin. Şuraya.